Arkadaşlar merhabalar birinci videodan sonra ikinci videoda da böyle gördüğünüz gibi standart güzel tadında sorularla devam ediyoruz üçgenler tekrara sonrasında inşallah bunların devamını çözmeye çalışacağım zaten sizin e, kitaplarınızda eğer kitapları çıktı alıp e, çözüyorsanız kitaplarınızda zaten var e, cevap anahtarları da var ben elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım bu konuda ama standart olarak geometri anlatımlarımı bitirdim artık yaptığım her şey ekstra arkadaşlar. Önceden de dedim. Geometri seviyesi gerçekten umduğumuzdan daha zayıf çıkıyor çoğu zaman. O yüzden ben içimi riske atmıyorum. Her şeyden bahsediyorum. Ve kolay, orta, zor yok geometride. Düzgünce çalışacağız. Böylece bütün zor soru bile gelse yapacak hale geleceğiz. Geometride ne yapmıyoruz arkadaşlar? Ara vermiyoruz. Geometriyi halledene kadar biraz kendinize inancınız artıp artık ben yapıyorum de diyeceğiniz ana kadar arkadaşlar ki bu da nasıl olur? İşte Ağustos'tan başlayıp ta böyle ocağa şubata kadar bir öğrencinin geometriden elini çekmemesi lazım. Sonrasında da zaten deneme çözersin. Şimdi ABC ve ADE eşkenar üçgen denmiş. CE 7 santim verilmiş. BD nedir? Şimdi tabii ki burada hemen şunu demeyin. Zaten hocam bir sayı varsa 7'dir o demeyelim. Biz düzgünce neden 7 olduğunu görelim tamam mı? Hem size bir şeyden bahsedeceğim. Şimdi arkadaşlar şöyle bir durum var. İç içe geçen 90'lar ve iç içe geçen 60'lar bizim için önemli. Alfa, 60 eksi alfa ve alfa. Haliyle arkadaşlar durumumuz şu. Bu iççe geçen 90'lar iççe geçen 60'lar. tabi 90 dedim 60'ı yaptım. Bir bu 60 iççe geçen bir de 90. Bakın burada da yine alfa, 90 eksi alfa ve alfa. Bu eşit açılar bizi kurtaracak. Bu yüzden iççe geçen 60 derece. Bakın BAC'de 60, de 60. Sorular biraz bu noktada özeldir. Buradan başlamanızı tavsiye ederim. Alfa 60 eksi alfa. 60 olması için yine alfa gördünüz mü? Şimdi gelelim devamına. Eşkenar üçgen olduğu için arkadaşlar renkleri lütfen takip edin eşitlikleri. AE arkadaşlar eşkenar üçgenden dolayı AD'yi eşit. Bunları yaptım böyle. Sonra AC eşkenar üçgeni olduğu için AB'yi eşit. Dikkat. Şimdi kenarlara bakın. BAD üçgenine dikkat edin. Kırmızı kenar. Mavi kenar arada alfa. Şimdi bir de ACE'ye dikkat et. Kırmızı kenar, mavi kenar arada alfa. Kenar açı kenar eşliği oldu. Bu yüzden arkadaşlar bu üçgenler eş üçgendir. Karşılarında alfanın karşısı da 7 7 olacaktır. Cevabımız bu yüzden 7 olur. Yoksa zaten kesin orası 7'dir deyip kestirip atmamak lazım. Sonuç itibariyle şu an üçgen tekrar yapıyoruz ama herhangi bir durumda karşımıza bir soru geldiğinde çok böyle enteresan göründüğünde de yorumumuz olmalı. Ve bu yorumumuz da gerçekten şu içe geçen 60'tan kaynaklanarak bir de kenarların birbirine eşit olmasından kaynaklanarak yaptık. Gelelim bu soruya şimdi. DF, eşitlenmiş. Başka bir bilgi var mı? Kare. Kare olmasını nasıl kullanacağız? Ona bakalım. Şimdi arkadaşlar bir kere kare olmasını şöyle kullanırız. DC'ye odaklanın ve CB'ye odaklanalım. Bunlar karenin birer kenarı, değil mi? Şimdi bir de şu BE'ye dikkat edin ve DF'ye dikkat edin. İki tane dik kenarı eşit olan bir dik üçgenin üçüncü kenarları da yani hipotenüsleri de eşit olur. Kırmızıyla mavinin kareler toplamı gerçekten burada FC ve CE'nin kareler toplamına eşittir. Haliyle eş üçgenler çıktı. Aslında eş üçgen demek bile istemiyorum. Olayı oraya götürmeyeyim. Normal arkadaşlar bildiğiniz Pisagor'lardan dolayı hipotenüsleri aynı olan iki tane dik üçgendir DCFCBE. O zaman sonucunda artık bunlar birbirinin aynısı iki üçgen olduğu için kırmızı kenarı gören 15 ise burada da kırmızı kenarı gören 15. Araya 75 kaldığı için artık FCE1 ikizkenar dik üçgen oldu. Demek ki 45 45 90 üçgeniymiş. Zaten F açısı da 75 olduğu için Alfa arkadaşlar 60 derece olacaktır. Böyle güzel bir soru. Çok da zor değil. Karede de bunu kullanacağız bak. Daha dörtgen görmeden dörtgen yorumlarına başladık. Neden? Üçgen bilmemiz yeterli çünkü. 4EB eşit demiş. Eşkenar üçgen verilmiş. 4EB BC. Oran soruyor ya arkadaşlar. Oran sorduğu için isterseniz ne yapalım? Kendimiz ee, sayı verelim. 4EB BC'ye eşit. Ne olur ne olmaz. Buraya 2 diyeyim ben şimdi. Buraya da 8 diyeyim tamam mı? Bundan sonra devam edelim bakalım olaya. Eşkenar üçgen olduğu için 60 derece. Şuraya böyle 30 yazıyorum. Dikkat! Eşkenar olduğu için 60 derece. O zaman iki iç bir dıştan F açısı da 30 derece olmuş oldu. Şimdi ters açıdan yine 30 ve burası da arkadaşlar 60. O zaman EB2, FB2. Sonra arkadaşlar Devam ediyorum. AF 6. 90'ın karşısı 6 ise 30'un karşısı 3 oldu. DC de buradan 5 geldi. AD'nin DC oranı 3 bölü 5 oldu. Sayı verdiniz çıktı hocam. Ama o zaman şöyle yapmalısın sen de. Eğer hani sayı vermek istemiyorsan nasıl olsa oran veriyor diye sayı verdim ben. Şimdi 2 ver, verdim ben. Sen istersen K'ya 4 KD. Merak etme aynı benim yaptıklarımı bir yap bakalım. K'ya 4K yapınca gerçekten yine aynı şekilde 3 bölü 5 bulduğunu göreceksin. Çünkü soruda bize oran soruyor. Kenarları sormuyor. Gelelim 16. soruya. ABC bir üçgen hemen orada daha bak. Soruyu okumadan ne dikkatinizi çekmesi lazım biliyor musunuz? Bir tabana inendik. Tabanı ikiye bölüyorsa hangi üçgende gerçekleşir bu? Yükseklik kenar ortay açı ortay yani ikiz kenar üçgende gerçekleşir. AB ile BE birbirine eşittir. Ve soru dikkat edin lütfen neye döndü bir anda biliyor musunuz? Açı ortaya. Bak şu BD bir açı ortay. Haliyle arkadaşlar şu AB'ye 3M dersem BC'ye de 4M derim. Neden? Parçaların oranı 3 bölü 4 ise kenarların oranında arkadaşlar 3 bölü 4'tür. AB'nin BC'ye oranı bu yüzden 3 bölü 4. BE'ye de 3M deyince EC'ye ne kaldı? M kaldı. Zaten BE'nin EC'ye oranı soruluyor. Cevap 3. E şıkkı bakın. Bu şıkları söyleme de bende arkadaşlar 3 tane hatta 4 oldu. 4 tane TYT, AYT kitabı deneme kitabı çözünce bu cevap E şıkkı. Bu cevap D şıkkı diye söylemeniz gerekiyor. Yani o yüzden yoksa normalde niye şıkkı söyleyeyim cevap E diye ama artık alışkanlık olmuş? Resmen refleks olmuş yani. Sorularda cevap şıkkı söyleme ihtiyacı duyuyorum. Şimdi ABC bir üçgen. AD açıortay denmiş. BD'nin DC'ye oranı nedir diye soruluyor. Şimdi arkadaşlar ilk görüntüye baktığımız zaman açıortay yapacakmışız gibi, değil mi? Açıortay yapacakmışız gibi yani BD'nin DC'ye oranı demek aslında açı ortayda şu AB'nin AC'ye oranını soruyor demek gibi. Ama şimdi AB'nin AC'ye oranını bilmiyorum. Bir de ne alaka bu B ve C açılarının eşitliği? Benzerlik yap diye. Hemen bir noktaya takılıp artık ne yapacağız diye düşünmeyin. Alfa, beta, alfa, beta. Üçgenler benzer. Hangi üçgenler? AEB ve ADC üçgenleri benzer. Böylece arkadaşlar Beta'nın gördüğü birinde 5, diğerinde 8. O zaman şuna teta desek, buna da teta desek demek ki benzerlik oranı 5 bölü 8 olduğu için tetaların karşısı da 5 bölü 8 olur. Artık açı ortay gereği 5K'nın 8K'yı oranı BD'nin DC'yi oranına eşittir. iç açı ortayın oranı arkadaşlar. Bu şekilde bunu da göstermiş olayım. Bakalım burada ne var? AB C'ye eşit demiş. Hemen ikizkenar bir üçgen olduğu için tabana inendik. Tabanı ikiye böler ve açı ortaydır. Bunu önce gösterelim. Bir de ne oldu? 90 derece. Burayı da atlamayalım. Burası da 90. Muhteşem üçlü 5 5. Haliyle arkadaşlar 6 8 10 üçgeninden dolayı BD de 8. Bizden nereyi istiyor? AD uzunluğunu istiyor. Şimdi bundan sonra tabii ne yapacağız? AD'yi bulmak için Pisagor. Neden biliyor musunuz? Şuraya x desek ikizkenar kenar üçgen olduğu için bakın artık x artı 6 olur. AB kenarı. Pisagor yapıyorum. Bu ABD üçgeninde x kare artı 36 artı 12 x eşittir. x kare artı 64 x kareler gitti. 12 x eşittir. 28'den 4'e böl gerçekten 7 bölü 3 geldi. Özür üçgen denk gelmedi. Bakın hep olacak diye bir şey yoksa. Son sayfadayız son dört sorumuz şöyle bir e, düzeltiyorum burayı bir bakın arkadaşlar yine standart bu test çok yorduğunu düşünmüyorum e, Tabii hani öğrenme aşamasındaysanız bazı arkadaşlarımız zorlamış olabilir ama testin zor olmadığını söylemem gerekiyor a b C ve FbD üçgen CD 2 santim ec3 santim AF 4 BC5 demiş a6bF e nedir diye soruluyor burada. Görmemiz gereken bir şey var mı acaba? Şöyle bir baktığınızda 2, 3, 4, 6 belki orada bir benzerlik var gibi diyeceğiz ama hemen benzerlik vardı diyemem. Çünkü benzerlik için aynı zamanda açı lazım. Açı yok yani şöyle 2 ile 3'ün arasındaki açıyla 4 ile 6'nın arasındaki açının aynı olma ihtimali yok arkadaşlar. O yüzden hemen kenarlar 2 bölü 3, 2 bölü 3 oranı diye benzer üçgen demiyorum. O zaman ne söyleyebilirim? Oran olduğunda arkadaşlar paralel çekeriz ya. Bu soruyu oradan yapacağım işte. Bakın şöyle E noktasında arkadaşlar bir oran var. 3'e 6 oranı. İsterseniz buradan paralel çekebilirsiniz. Ya da C noktasında 2'ye 5 oranı var. Buradan da paralel çekebilirsiniz. O yüzden ben Hatta benzerlikte hatırlayın şöyle bir şekilde yapıyordum. Bunu hatırladınız mı? Buradan. İşte burada da arkadaşlar oran olan noktalardan paralel çekin diyordum. Hangisinden çekerseniz çekin gelir. Benim canım şu an C'den çekmek istedi. C'den çekince bak burada şöyle bir kelebek benzerliği. 6'nın 3 oranı 4'ün iki oranı. O zaman arkadaşlar T diyeyim. C, T'de 2 olur. 2'nin 7'ye oranı ct olan 2'nin x oranına eşittir. Doğal olarak tabii ki x buradan 7 gelecek. Menelaus de Formülünü bilmemize gerek yok. Artık müfredatta yok zaten. Ama paralel çekmeli Menelaus soruları devam ediyor arkadaşlar. Bu şekilde bu da böyle bir soru. Gelelim buraya. İkiz kenar bir üçgen var. AB uzunluğu istenmiş bizden. Bak ikizkenar kenar bir üçgen tabanında verilmiş. Bir dikey indirelim. 6-6. Böyle. Sonra arkadaşlar şöyle buradan da çekeyim. Haliyle burası da 6 olsun. Bak Pisagor. 45'ten 36 çıktı. 9 oldu. 3. Zaten A 2 A. A kök 5 üçgen aslında. Öklitten 36 eşittir. 3 çarpı 12 pardon 9 yazdım. 3 çarpı 12 bu 6'nın karesine eşit. Haliyle arkadaşlar bizden ne istiyordu? A B. Toplamda hakikaten 15 bulmuş oldum. Gelelim bu soruya. CE uzunluğu demiş. Şimdi aslında çok basit bir şey yapacağız. Ee, burada arkadaşlar şuna bir bakın lütfen. Tabana inendik tabanı ikiye bölmüş. O zaman ben şu BC'yi birleştirsem. Kötü birleştirdim pardon. Şöyle BC'yi birleştirsem. Burası da arkadaşlar 13 olur. Çünkü tabana inendik tabanı ikiye bölüyorsa... Üçgen ikizkenar üçgendir. AB 13, BC 13. Bundan dolayı 5 12 13, EC'yi 12 bulduk. Aslında ne kadar düz bir durum. Gelelim son bir alan sorusuna. S1'in S2 oranı sorulmuş. AE EC'ye eşit. Başka AF de FD'nin 3 katı. Hmm. Şimdi arkadaşlar buradan S1'in S2 oranını nasıl bulacağız acaba? Güzel bir soruyla bitiriyoruz. Şık bir soruyla bitiriyoruz. Şimdi Burada S1'in S2 oranını bulmak için ben size bir yorum söyleyeyim. Sinuslu alan Ters açılar birbirine eşit olduğu için benim X ve Y'yi bilmem lazım. X ve Y'yi bilirsem Sinuslu alanda ben şunu söylerim X çarpı 3a'ya 3s derim, Mesela uyduruyorum yani 3s demeyeyim pardon X çarpı 3a'ya bir alan diyeceğim hemen uydurmayayım oradan Y çarpı A'ya da bir alan diyeceğim. O zaman Y'yi bilmem gerekiyor. Şimdi bakalım buna göre X ve Y'nin oranını nasıl bulacağım? İşte orada da durum şudur. Biz arkadaşlar nereden yapıyorduk bunları? Yine meneli Oran varsa o 3 A'yı silmeyeyim bir geri yazayım. Oran varsa arkadaşlar paralel çekilir. Nereden? Bu soruda açıkçası orta nokta kolayıma geldi. Buradan çekeceğim. Ya F'den çekmeliydiniz ya E'den. E'den çekerseniz de gelir, F'den çekerseniz de gelir. Ben orta nokta biraz daha gözüme hoş göründüğü için buradan çektim. Şimdi ET orta taban oldu. Neden? E orta nokta. O zaman DT ile TC eşit. Bu bir. İkincisi, kele, e, temel benzerlikten dolayı AD4A ise orta tabandan ET, 2A'dır. Dikkat! Soruda kendiliğinden şöyle bir şey oldu. Biraz böyle kalınlaştırayım kalemi. Bakın arkadaşlar şu üçgene lütfen dikkat edin. Taban 2A. Taban A yani 1 bölü 2'den orta taban oldu. Demek ki BF de FE'ye eşitmiş XX geldi. O zaman artık arkadaşlar X çarpı A S ise, 3A çarpı X 3S'tir. Neden? Sinüs alan formülünde sinüsler eşitse kenarların çarpımı ile alanların çarpımı oranlıdır arkadaşlar. Bu yüzden iki üçgenin alan oranı 3 gelecektir. Bizden S1'in S2 oranını istediği için. Yani kafasına yapmayan arkadaşlar için ben bunu tercih etmem ama bak bu. Buraya alfa alfa dersek uzunca bunu yapmaya gerek yok her seferinde. 3A x bölü 2 sinüs alfa. Bak zaten bunlar gidiyor. Yine 1 bölü 3 geliyor arkadaşlar. Dediğimi uygulamaya çalışın. Böylece 22 soruyu tamamladım arkadaşlar. E, kitabınızda biliyorsunuz o tekrar testleri var genel tekrar, bir genel tekrar iki şeklinde. E, vaktim olursa inşallah onları da çözmeye çalışacağım. Çözemezsem artık biraz size kalsın ve öğretmenlerinize, arkadaşlarınıza sorun. Ama çözersem sizin için iyi bir fırsat olur. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.